günümüzde gelişmiş handball ülkelerinde bireye bağlı değil, ekip çalışmasına bağlı çalışmalar yapılmakta. Bir başarıya gidiyorsan ekiple beraber çalışılmanın doğru olduğu kanıtlandı. Biz de o yüzden bu sene ekip çalışmasına inandık. Sadece bir bireye bağlı olarak, sadece bir antrenöre değil, tüm departmanları birbirine yardım eden, tüm departmanlar arasında ilişki kuran, bu ilişkiyle de sonuca giden bir ekip olma yolunda yola çıktık. Tabii bunda başta Sayın Başkanımız Ümit Uysal'a çok teşekkür ediyoruz. Yönetim kurulumuza teşekkür ediyoruz. Handball Şube Sorumlumuz Özcan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bunlar önemli adımlardı. Bizi daha güçlendirdi ve bu sene yeni bir proje yaptık. Antalya Gazi Gençlik Spor Kulübü ile protokol anlaşmasına sağladık. Bu da ne demekti? Birincilikte oynayan Gazi Gençliğe bizde az süre alan, az oynama şansı olan oyuncularımızı verip onların tecrübe kazanmasını sağlayıp gelecek yıllarda planladığımız oyuncuları tekrar bizde oynamalarını sağlamak. O yüzden bu adım çok önemli adım olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda Antalya'yı birleştirici, bütün handball camiasını birleştirici adım anlamında önemliydi. Onun haricinde yeni sezon için, yeni takım için transferler yaptık. Genç milli takımda oynayan oyuncuları aldık. Onlara güvendik. Türk oyuncularına güvendik. Zaten bizim takımın felsefesi Türk oyuncuların gelişimini sağlamak. Hem başta başkanımız Ümit Uysal'ın da düşünceleri böyle olmak üzere. Bizim de aynı keza. Genç milli takımda parlayan çocukları alıp onların gelişimlerini sağlayıp biz Türk handball'a hizmet etmekten yanayız. Türk handball'a böyle hizmet etmek iyi düşünüyoruz. Çünkü sadece yabancı alarak, sadece İtalyan oyuncu alarak değil, gelişmekte olan oyuncuların seviyelerini daha arttırarak onları Türk milli takımına kazandırmayı hedefliyoruz. Onun doğrultusunda departmanımızı geliştirdik. Bu sene yardımcı antrenörümüz, kaleci antrenörümüz, istatistikçimiz, diyetisyenimiz, spor psikoloğumuz, aynı zamanda 4x4 gibi kondisyon gelişiminde çok ilerlemiş bir ekiple çalışma fırsatı bulduk ve yıllık planımızı beraber yaptık. Bütün yıl boyunca hangi antrenmanların yapılacağını ekip şeklinde karar verdik. Böylelikle doğru bir planlamayla Türk handball'una model bir takım olduğumuzu düşünüyorum. İlerleyen zamanda kuvvetli, süratli, dayanıklı, mücadele eden bir takım ölçüsünde ligde yer alacağız. Yine Murat Paşa'nın adını en iyi yukarıda taşımak için elimizden geleni yapacağız.